Şimdi zihnin varlığı ve tasarım delili konularından bahsediyorsunuz kitaplarınızda. Bunları biraz açar mısınız, anlatır mısınız? Şimdi ben bu evrende gözüken tasarımın Tanrı'nın varlığını, kudretini, her şeyden haberdar olması gibi birçok sıfatını temellendirdiğini düşünüyorum. Modern bilimdeki verilerinde, modern bilimde belli siyasi, politik, başka sebeplerden ateizm falan yayılmış olsa da şu da bu da olsa ben bunun gücünü modern bilimdeki verilerin arttırdığını düşünüyorum tasarım delinin. Kim ne derse desin. Bununla ilgili ben tasarım delinin 5 madde üzerinden inceledim. Bunlardan birincisi işte evrenin tek tanrılar başlangıcı olduğunu söylüyor. Ateistin başlangıcı olmadığını söylüyor. Bunu işte Big Bang teorisi ve entropi gibi yasalardan tek tanrı dinlerin tezinin daha doğru olduğunu göstermeye çalıştım. İkinci maddede ateizm doğa yasaları kendi kendine var diyor. Tek tanrılı dinler doğa yasaları yaratıldı diyor. Bunun daha iyi bir açıklama olduğunu göstermeye çalıştım. Üçüncüsünde fiziksel dünyadaki oluşumlar, bu yasalar çerçevesinde oluşan oluşumlar tesadüfen değil bilinçle yapılmış demesine karşı ateizm tesadüfen oldu diyor. Burada da tek tanrı dinlerin açıklamasının daha iyi olduğunu. Dördüncü maddede canlılarla ilgili çok fazla fenomen var. Canlıların tek tanrı dinler bilinçli yaratıldığını söylüyor. Ateizm tesadüfen olduğunu söylüyor. Tek tanrı dinlerin açıklamasının daha iyi olduğunu göstermeye çalıştım. Bunlarla ilgili yazdığım çok uzun yazılar var. Daha da bununla ilgili kitap yayınlamayı düşünüyorum. Sırf bu konuya da odaklanan ama şu anda Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı kitabının dördüncü bölümü bu konudaki en geniş yayınım. Beşinci maddede ise zihnin varlığını da bu dört madde dışında beşinci maddede zihnin varlığının Tanrı tarafından yaratıldığını söylüyor. Tek tanrılı dinler ateizm ise onun da tabii tesadüfen olduğunu söylüyor. Tek tanrı dinlerin açıklamasının bu noktada da daha iyi bir açıklama olduğunu savunmaya çalıştım. Burada zihnin fonksiyonlarını gerçekleştirebilmesi için altı tane madde olduğunu ve bu altı tane maddeye dikkat etmemiz gerektiğini söyledim. Bunlardan bir tanesi işte evren anlaşılır olmalı. Einstein'ın da dediği gibi en anlaşılmaz şey belki bu formüllerden ziyade evrenin kendisinin anlaşılır olması gibi bir şey denilmişti. Eğer evrende kaotik yasalar olsaydı ve anlaşılması çok zor yasalar olsaydı bizim zihnin evreni anlaması da dil öğrenmemiz de hiçbir şeyde mümkün olmazdı. O yüzden evrenin anlaşılır olması zihnin iç özelliklerinden önce bir kere zihnin olabilmesinin bir ön şartı. İkincisi bence zihninde bizim zamanı ve uzayı algılayacak şeklinde zihnimizin yaratılmış olması çok enteresan. Kant baştan zihninde bu algılı çeşitlerin olmasını gösterdi ama Kant'ın tabii niyeti farklıydı. Fakat ben Kant'ın gösterdiğinin doğru olduğunu düşünüyorum. Yani zihinde doğuştan uzay ve zaman algılarının olduğunu düşünüyorum. Fakat bu dışarıdaki uzay ve zamanı algılayabilmesi için olduğunu düşünüyorum. Yani zihnin uzaya dayattığı bir şey olmadığını ancak anahtarın kilide uyması gibi zihnin evrene bu uyumunun da muazzam olduğunu düşünüyorum. Üçüncüsü matematik yeteneği zihnin. Matematik yeteneği derken böyle çok zor izafiyet teorisi formüllerini çözmeyi kastetmiyorum. İnsan zihni mesela iki tane domatesle bir domates birleştiğinde onun üç olduğunu bilen bir kişi gibi en basit matematiği bile zihnin yapabilmesi için baştan belli mantık ve matematik kurallarına göre işlemesi gerekiyor ve bunlar olmadan da zihnin olması mümkün değil. Bunlar tabii çok kısa geçiyorum. Yani evet. Her birinin çok uzun var. Dördüncüsü dil kullanma yeteneği. Eğer ki biz dil kullanmasaydık şu andaki anlamda bir insan zihni mümkün değildi. Burada Noam Chomsky ben siyasetteki fikirlerinden daha çok dil bilimdeki fikirleri daha da çok ilgimi çekiyor. Onun ortaya koyduğu doğuştan insanların bir dil konuşma yeteneği olmasıyla ilgili şeyler var. Bunlar çok ilginç. İşte söylediği şey kısaca şu. Bebekler dil öğrenme gibi kompleks bir şeyi doğuştan eğer ki dili öğrenecek şeyle zihinlerinde donanmamışlarsa yapamazlar. Çünkü dil aslında konuşması çok kompleks bir şey. Bir matematiği var adeta dilin. Sınırda sayıdan kemirlemelerle milyonlarca cümle üretebiliyorsunuz birbirine farklı. Bir grameri var. Zihin doğuştan eğer ki dil konuşmaya hazır olmasa ve en işte sıradan insanın zihni de bunu öğrenebiliyor. Bu kadar kompleks bir şey öğrenebiliyor. Bir bebek bir şey yapması için azmetmesi gerektiğini bilemediği dönemde öğreniyor dili. Bu da doğuştan zihnin dil öğrenme ve dili kullanma yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor. Beşincisi zihnin hafıza ve duyu algılarını değerlendirme, işte görmeyi, işitmeyi, diğerlerini hafıza eden ve bunları tek bir merkeze birleştirerek yapabilme yeteneği gerekiyor ki bu çok
farklı ve bütün bunlar tabii biyolojiyle ilgili de belli bağlantıları vardır. Fakat bana göre altıncısı, kısa bunların hepsinden, onu söyleyip bitireceğim, bunların hepsinden daha kompleks. Yani insanda bilinç olması bu diğer beş tane maddeyi şart olarak gerektiriyor ama onların hepsinden de farklı bir şey. Bilinç derken de burada böyle çok üst seviyede felsefi bilinçlerden bahsetmiyorum. Yani en basit mesela bir kumaşı algılamamız, sıcağı algılamamız, yeşil rengi görmemiz gibi bilinçlerden de bahsediyorum. En sık yaptığımız şey bize çok basit geliyor. Aslında evrensel bütün fenomenlerden daha kompleks bir şey. Tabii bunun üzerine çok konuşma gerekir. Tek başına bunun üzerine program olabilir. Ama kısaca bir cümle söyleyeyim madem vaktimiz bitti ve bitireyim. Ben zihni ancak zihinden üstün olanın verebileceğini düşünüyorum. Zihnin altında olan maddenin basit tesadüflerle oluşturmasının mümkün olmadığını düşünüyorum.